Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasaya bakacak olursak ABD dün açılışta %1'e varan satış baskısı söz konusuydu. Ama daha sonra gün içerisinde toparladı kendini ve yatay dediğimiz seviyede kapattı. Avrupa'da satışlar devam ediyor. Dün Almanya satışlar %2'ye vardı. Neredeyse yoğun bir satış baskısı söz konusu. Avrupa'nın genelinde özellikle satış var. Uzak doğu piyasalara bakacak olursak Çin'de hafif pozitif görünümlü yatay hareketler devam ederken Japonya'da yine satış baskısı söz konusu uzak doğu tarafında. Bizim piyasamızda dün 74.000 destek noktasının altına sarkan endeks satışını devam ettirdi 73.800 seviyelerine kadar. Bu nokta önemli. Bu noktanın altına sarkmamız durumunda satışlar hızlanabilir. 73.000 ilk destek noktamız olacaktır. Daha sonra 72.300 seviyesi gündeme gelecektir. Bugün tek seans biliyorsunuz ve biz kapalıyken saat 3.30'da Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bu veri çok önemli. Gelişmekte olan piyasaları çok etkilediği gibi bizi de etkiliyor. Bu verinin Amerika için olumlu gelmesi bizim için kötü algılanıyor. Çünkü faiz artırımına bir adım daha yakınlaştığını gösteren bir veri bu. Bundan dolayı veri iyi gelirse bize satış baskısı gelir. Bunun tabii etkisi bayramdan sonra yakalacaktır. Ve ayrıca ondan da önemli olan Avrupa piyasaları kapandıktan sonra Fitch'in Türkiye'nin ülke notunu değerlendirecektir. Burada bir not indirimi veya bir görünüm indirimi olumsuz yansıyacaktır piyasaya. Bunun yansımasını da bayramdan sonra göreceğiz. Bugün için çok ciddi hareketler olacağını düşünmüyoruz. Tek seansta gerçekleşecek işlemler. İlk seans olacak ve 73.500 ile 74.500 arasında endeksin hareketlerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Çok sert satışlar geleceğini düşünmüyoruz ama 73.500'ün altına sarkarsa hareketler hızlanacaktır. Tabii ki 73.000 seviyesine kadar geri çekilebilir. Dolar TL gayet normal. Dolar TL tarafında 27.50'nin hafif altındayız. 26'lara doğru inmemiz durumunda bu piyasayı olumlu yansıyacaktır. Faiz tarafı da gayet 2 gündür olumlu hareketlerini sergilemekte. Diyeceklerim bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.